Kardeşim açıyorum, basıyorum, su yok. Görüyorsun. Var kardeşim, var, damlıyor da bak. Damlıyor, damlıyor. Araba yıkacağız, araba. Araba yıkacağız bununla, bakın. Bakın görüyorsunuz, büyük şehrin halini görüyorsunuz. Esnafız, k***muzu kıyamıyoruz ya. Camiye mi gideceğiz herkes? 40 gündür aynı durumda. Şaka bir adam. 10 günde 2 gün su var, 8 gün yok. Herkes mağdur burada, 95 tane esnaf var, 95'i de mağdurdur yani. Samsun'un İlk Adım ilçesi Toybelen mahallesinde bulunan otogalericiler sitesindeki esnaflar günlerdir susuz kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. O 1,5 lira faturalarımıza yazdılar. Saski nerede arkadaşlar? Saski gel görevini yap Saski. Yeter artık, bıktık ya, parayla rezil oluyoruz ya, parasını ödediğimiz faturaların karşılığını alamıyoruz ya. Su akacak ki ben arabayı yıkayacağım, buyurun tertemiz susuzuz. Sanki Arabistan'da yaşıyoruz. Galerici esnaflar yaklaşık 40 gündür suların kesik olduğunu, ara ara gelen suyun ise çok az olduğunu söyledi. Bir gün var, bir gün yok, kesinti olmaması gerekiyor. Yok yani şu an su yok. Bulaşıklarımız duruyor, ablamız pis duruyor. Çağrı merkezine haber veriyoruz. Evet. Çağrı merkezi kayıt alıcı. Çözüm yok. Su olmadığı için birçok işlerinin aksadığını dile getiren galerici esnafları çeşmelerden az akan sudan dolayı araç yıkama cihazlarının sürekli bozulduğunu belirtti. Arkadaşlar bakın bu makineler 25-30 bin lira. Bu makineler ayda bir sefer arıza yapan makine değil, 10 yıl kullan arıza yapmaz. Su ne zaman gitti bu makine içinde motorunu yakıyor. Tamirine gidiyoruz, bir 5 bin lira masraf ettik, bir 7 bin lira. Birini Ali Bey karşıladı zaten. Şimdi suyumuz yine gitti. Makinamız yine offline. Su gelse de çalışmıyor. Geldiği zaman çok az geliyor ve çok çamurlu geliyor, bulanık geliyor. Tazeti gelmediği için de makinamız bozuluyor. Ve kaç tane makinamız bozuldu aşağı yukarı burada? Ben yeni yaptırdım. Evet, 10 bin lira, 15 bin lira masraf ettim. Çağrı merkezine haber veriyoruz. Evet. Çağrı merkezi kayıt alıcı. Çözüm yok. Motorlar bize su lazım. Onlara bir sürü para veriyoruz. Arabalar bir leş. Müşteri geliyor, bu ne hal? Hangi bir dışarıda mı yıkatacağız? 300 lira yakıyorlar bir arabayı. Motorlarımız yandı. Su motorları gitti. Bir tanesi 15 bin lira. Kim verecek bizim zarar ziyan? Bardağı yıkamıyoruz. Bulaşık yapıyoruz. İşimiz araba. Makinalarımız oldu çöp. Evet, şimdi adam gelmiş benden 1,5 lira alıyorlar diyorlar. 400 lirası bilmem ne. Bu paraları niye almıyor o zaman? Madem hizmetimizi alamayacaksak başka sondaj yapalım evet, ya. Evet. Hep beraber gelip bir sondaj yapalım. Kesinlikle. Sondaj suyu kullanalım. Belediye bize hizmet vermesin. Ayrıca Samsun Otogalericiler sitesi yakınında bulunan bir çimento fabrikasından etrafa yayılan çimento tozları da işlerini ve araçlarını tozla kapladığını ve aralarında imza topladıkları halde bu işe bir çözüm bulunmadığını belirtti. Sabah 5'e kadar sabah geliyoruz, iş yerlerimiz komple çimento tozu. Ofisimizin içine kadar çimento tozu. Bununla ilgili defalarca dilekçe vermemize rağmen Samsun Valiliğinden cevap alamadım, İlk Adım Belediyesi'nden cevap alamadım, Büyükşehir Belediyesi'nden cevap alamadım. Başka biz vatandaş olarak çevre şehirciliğe gittik. Bu bahçe çevre şehircilik bakıyormuş. Herkes görevsizlik kararıyla gönderdi. Çevre şehircilik gelip kontrol bile etmedi.